o zaman hükümette bulunan AKP iktidarı 1 Mart tezkeresiyle ilgili bugün değerlendirmeler geliyor yine AKP'li isimlerden. 1 Mart tezkeresi eğer kabul edilseydi Irak'taki PKK yuvalarının yok edileceği şeklinde söylemleri var. Ve telefon hattımızda da Sayın Abdüllatif Şener var. Sayın Şener, iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Evet, 1 Mart tezkeresi ile ilgili sizin düşünceniz neydi? O zaman CHP Genel Başkanı Deniz Baykal önderliğinde tüm CHP'nin ve bir kısım AKP'li ismin de tezkere ile ilgili oylamaya katılması ve reddetmesiyle bugüne geldik. Şimdi zaman zaman Amerika ile gerginleşen ilişkiler var. Özellikle bu Afrin operasyonunda gündemden yola çıkacak olursak yine Amerika Birleşik Devletleri ile çok gerginiz. Dolayısıyla bu konuda 1 Mart tezkeresi sizin için ne ifade ediyor? 1 Mart tezkeresi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldikten çok kısa bir süre Evet. sonra karşılaştığı bir hadisedir. Ama böyle bir noktaya Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkisinin geleceği 2002 seçimlerinden önce belliydi. Çünkü 2002 seçimleri öncesinde Amerika Birleşik Devletleri çok yoğun bir şekilde o dönemdeki Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle ve Başbakan Sayın Ecevit'le temas halinde olmuştur. Ve tam işbirliği içerisinde Irak harekatını yapmayı, işgalini tamamlamayı düşünmüştür. Ama Ecevit hükümeti buna ışık yakmamıştır. Bunun doğru olmayacağını, Türkiye'nin böyle bir ittifakın içinde olmayacağını söylemiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra daha önce de bazı bağlantılar, bazı görüşmeler yapılmış olabilir. Ama bu bağlantılar benim bilgim dahilinde olmamıştır. Fakat şunu gördük. Devletin bu konularla ilgili en yetkili kurullarında, başta Milli Güvenlik Kurulu olmak üzere, hükümeti yönlendirecek bir karar çıkmamıştır. Milli Güvenlik Kurulu'nun bir tavsiye kararı alması, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgali sırasında Türkiye'nin tam işbirliğine girip girmemesiyle ilgili bir tavsiye kararı. Yani işbirliği iyi değildir veya işbirliği faydalıdır diye bir tavsiye kararı alması talep edilmiştir. Ancak Milli Güvenlik Kurulu'nda böyle bir karar alınmamıştır. Özellikle askeri üyeler ve o dönemdeki Sayın Cumhurbaşkanı bu hükümetin takdirindedir demiştir ve hükümeti konuyla baş başa bırakmıştır. Gerçekten kritik bir ortamdı ama partinin henüz yasaklığı kalkmayan Genel Başkanı Sayın Erdoğan o dönemde gerek Bakanlar Kurulu'na gerekse milletvekillerine çok yoğun bir şekilde bu tezkerenin kabul edilmesiyle ilgili yani evet oyunun çıkmasıyla ilgili çok baskılar yapmıştır. Hatta oylamadan 5 dakika önce tamamlanan grup toplantısında milletvekillerine kapalı oturumda çok sıkı bir şekilde evet vermeleri gerektiğiyle ilgili talimat da vermiştir. Yani bu konuda en fazla istekli olan isim Sayın Erdoğan'dı o dönemde. Nitekim bunu desteklediğini daha sonraki dönemlerdeki beyanlarıyla da açıklamıştır. İşte Amerikan askerlerinin Irak'taki işgali tamamlayan Amerikan askerlerinin sağ salim ülkelerine dönmeleri konusunda dualarının, iyi niyetlerinin olduğunu açıklaması çok tartışılmıştı o dönemde Türkiye'de. Böyle bir ortamda hem parti içi bir takım ihtilafların ve kavgaların çıkmaması açısından hem de yeni bir iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu süreci yönetmesinin zorluğu karşısında bu tezkereyi Bakanlar Kurulu'ndan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdik. Ama milletvekilleri arasında tartışmalar vardı bunun doğru olup olmayacağıyla ilgili olarak. Böyle bir tartışma ortamında neticede Cumhuriyet Halk Partisi'nin
full red oyu vermesi, bazı Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin de red oyu vermesi sonrasında özellikle salt çoğunluk arandığı için kentimsel oy verenlerin de belli bir miktarda olması nedeniyle evet oyları yani kabul oyları daha fazla olmasına rağmen iş düzük ve anayasa gereği mecliste bu tezkere reddedilmiş oldu. Evet. Bu tezkerenin reddedilmesinin iç etkileri ve dış etkileri olmuştu. Evet. İç etkileri bir kere Türkiye'de demokrasinin var olduğu izlenimini pekiştirmiştir. Yani üzerinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı olmasına rağmen parlamento özgürce kararını vermiştir. Herkes bu tezkerenin mecliste kabul edileceğini beklerken meclisin bunu reddetmiş olmasının kuvvetler ayrılığı ilkesinin Türkiye'de uygulandığı ve demokratik bir yapının var olduğuyla ilgili bir kanaati ortaya çıkarmıştır. Bu kanaat aslında kabul oyu bekleyen Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı da izah edebileceğimiz bir gerekçe olmuştur. Türkiye'nin kendisini bu demokratik ortamla dışarıda yabancı ülkelerde savunmuş ve anlatmış olması nedeniyle de uzunca süre Adalet ve Kalkınma Partisi'nin demokratik bir tavırla hükümet etme alışkanlığına başlangıçta sahip çıkmasına da yol açmıştır. Dışarıdansa Amerika Birleşik Devletleri özellikle işte bir takım beklentilerin karşılanmamış olmasından rahatsızlık duymuştur. Ancak oylamadan galiba birkaç gün önceydi kuvvet komutanlarından birinin ordunun bu tezkerenin kabulüne iyi bakmadığıyla ilgili reddedilmesi gerektiği görüşüne sahip olduğunu söylemesi, bir gazetenin bunu manşetten yayınlanması nedeniyle biliyorsunuz Amerika evet. Birleşik Devletleri burada faturayı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çıkarmamıştır. Hı hı. Orduya çıkarmıştır. Ve daha sonraki süreçte belki de ordunun yaşadığı Ergenekon, Balyoz vesaire gibi süreçlerde bu Mart tezkeresinin etkisi olmuş olabilir. Evet. Ama bu tezkere nedeniyle arkasından bildiğiniz gibi Kuzey Irak'ta Türk askerlerinin başına çuval geçirilmesi hadisesi de yaşanmıştır. Evet. Bu da doğrudan doğruya işte ordunun meclisi cesaretlendirmediği veya yönlendirmediği tam tersine meclisin tersi bir tavır sergilemesine yol açacak bir beyanda bulunmuş olmasına bağlanmasıyla izah edilmektedir bazı çevrelerde. Evet, evet. Ama bu hadise son cümlenizi alayım. Demokratik ülkelerde ve İslam dünyasında Türkiye'ye ve Türkiye'deki yeni iktidara karşı bir güven duyma, bir yakınlık duyma duygusu ortaya çıkarmıştır. Evet. Yani çok uzun konuşulması gereken bir konu anladığım kadarıyla süremiz biraz daralıyor. Evet. Ama Türkiye'nin dış dünyadaki itibarını da artıran bir sonuç olmuştur. Avrupa Birliği ülkelerinde Türkiye'de demokrasi var. Gördünüz mü? İlk defa meclis böyle bir karar cesaret edebiliyor, hı-hı, havasını, hı-hı, vermiştir. Evet. Bir İslam ülkesinin Amerika tarafından işgaline meclisin red oyu vermiş olması, en azından Türkiye'nin iştirak etmemiş olması, İslam dünyasında da yeni iktidara karşı sempati duyulmasına yol açmıştır. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Şener tüm yorumlarınız için. Ediyorum. Ama şu var, vaktim varsa. Bir cümle lütfen. Bu yani tam ittifak Amerika Birleşik Devletleri ile yapılsaydı bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daha ilk dönemde sonu olurdu. Çünkü Irak'tan gelecek şehit cenazeleri Türkiye'de iktidarı korkunç bir şekilde yıpratırdı ve yeni başlar başlamaz yanlış bir kulvara girdiği gerekçesiyle bir sonraki seçimlerden hiç de sağlıklı ve düzgün bir oy almış olarak çıkamazdı. Peki, tekrar teşekkür ediyorum. Bu aynı zamanda bu partinin bugüne kadarki kalıcı iktidarının da sebebidir bence reddedilmesi. Evet, önemli söylediğiniz. Tekrar teşekkür ediyoruz Sayın Şener. Sevgili seyirciler, bu arada ekranlarda bir son dakika gelişmesi de görüyorsunuz. Assubay Rıza Asal
FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. Ayrıntıları sizlerle paylaşacağım.